120. günün sabahında hayalleri için uyanan tüm sabahçı tayfama günaydınlar adım adım ilerliyoruz. Hayallerimize doğru ilerliyoruz. Haydi bakalım başlayalım videomuza. Gelsin sorumuz. Güzel bir permütasyon sorusu. Soru diyor ki yüzlerinden biri kırmızı ile boyanmış küpün açınımı aşağıda verilmiştir. Bundan bahsediyor. Diğer yüzlerden her biri sarı, mavi, yeşil, turuncu ve mor ile boyanacaktır. Yani bunun dışında 5 tane rengimiz var. Tüm yüzler boyandıktan sonra küp kapalı haline dönüştürülecektir. Buna göre kırmızı renkli yüz ile bu yüze ait ayrıtlar ile komşu olan yüzlerdeki renk sarı olmamak şartıyla yani komşulara sarı gelmeyecekmiş küp karşı farklı şekilde boyanabilir. Şöyle düşünelim. Bakın mesela bunu hemen kapanmış halini düşündüğümüzde daha rahat edeceğimizi düşünüyoruz. Şöyle bir tane küpümüz olsun. Bunu ben bir kapatayım. Bu kapandıktan sonra da karşımıza geleceklerden nerelere yerleştirebilirim, nerelere yerleştiremem. Bunu göstereyim ben sana. Bak güzel tayfam. Olayımız ne biliyor musunuz? Şöyle bir tane küpümüz oldu. Bu küpün içerisinde yerleştireceğim sayılarımı yazıyorum. Şöyle 1 ile 6'yı üstlü altlı kapattığım zaman şuradaki üst kısma 1'i alt kısma 6'yı yazsam. Burada isterseniz renklendirelim. Şuradaki 1 dediğimiz yer buradaki yeşille boyanan yer olsun. Renkler farklı olacak ama nereye ne geldiğini göstermeye çalışıyorum. 1'e buraya getirdim. 6'yı da hemen bunun alt tarafındaki yere yazdım. Hemen bunun karşılığı olarak sayıları yazalım. 1 burada 6 burada. Tamam. Yavaş yavaş kapatıyorum. Şimdi buradaki 3 bize baksın isterseniz. 3 bize baktığında şu taraftaki tam şu an itibariyle şu çizmiş olduğum yer burası, burası, burası. Ya biraz böyle kapatma olayını bilirseniz çok kolay olacaktır bu soruyu çözmek. Buradaki ifademize de 3'ü üçü yerleştirdim. 3'ün yanındaki 2 ve 4 mi olacakmış? O halde 2 ve 4'ü şöyle isterseniz gösterelim. Buradaki kısım 2, bunun karşısındaki yerde 4'e karşılık gelecek. Dolayısıyla burası 2 ve 4'ü de yazmış olduk. 2'yi buraya yazdım. 4'ü buraya yazdım. 5 nereye kaldı? 3'ün karşısındaki şu beyaz tarafa kaldı. Onu da şu şekilde gösterelim. 5'imizi de buraya yazmış olalım. Sorunun şu koyu olan kısmını okuyorum. Kırmızı renkli yüz ile bu yüze ait ayrıtlar ile komşu olan yüzlerde renk sarı olmayacak. Bakın 5 nerele komşu? 5'in bulunduğu yere dikkat et. 6 ile komşu mu? Alttaki çizgiden dolayı 6 ile komşu. Hocam 2 ile komşu mu? İşte buradaki çizgiden dolayı 2 ile komşu. 1 ile komşu mu? Şuradaki çizgiden yani ayrıt uzunluğundan bahsediyorum. Burası komşu. 4 ile komşu mu? Şuradakinden dolayı yani bu ayrıttan dolayı 4 ile de komşu. Sadece neredeki ile komşu değil 3 ile komşu değil. Ne demek istiyor biliyor musunuz? 3'e mecburen ne gelecek diyor? 3'e mecburen sarı getireceksin diyor. O halde ben 3'ü mecburen sarılarsam geriye ne kalacaktır? Geriye kalan 4 rengi istediğim şekilde boyayabilirim. 4 ve kendi arasında kaç farklı şekilde yer değişir? 4 faktöriyel yani cevabımız da dolayısıyla 24 olacaktır. Yani soru aslında zor gibi görülen ama mantığını çıkardığın zaman çok kolay bir soru olduğunu göreceksin. ÖSYM de zaten sizden bunu istiyor. Ufak bir mantığı çıkar geri kalan kendiliğinden çorap söküğü gibi gel sin diyor güzel tayfam. O halde bugünlük buraya kadar olsun. Yarın 121. günde yine seninle saat 7'de buluşmak ümidiyle kendine dikkat et. Hoşça kal.